Deniz altında çok sakin bir gün. Etrafta birkaç canlı var. Onlar da zararsız görünüyor diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekler hiç de sanıldığı gibi değil. Çünkü bu gördüğünüz canlılar denizin en zehirli olanlarından. Bunlar deniz analarının, hidroidlerin ve mercanların da içinde bulunduğu şubenin elemanları. Yani Cnidaria, bir diğer ismiyle Kinitliler. Bu adı almalarının nedeni, vücutlarının üzerinde çeşitli yerlerde bulunan ve kinidoblast denen zehir hücreleridir. Kapsül biçimindeki bu hücrelerin içinde de tüp şeklinde yakıcı bir yapı bulunur. Herhangi bir uyarıyla, örneğin bir canlının temasıyla hücre patlar ve zehir temas eden canlıya geçer. Bu, çoğu zaman zehri alan canlının felç olarak ölmesine sebebiyet verecek kadar güçlü bir sıvıdır. Bazı türlerde bu zehirli hücrelerden binlercesi bulunur. Genellikle Norveç civarındaki sularda yaşayan bu tüylü anemon da aynı ailenin üyelerinden. Bu sıradan görüntüsünün ardındaki son derece kompleks yapısıyla bilim adamlarını şaşırtıyor. Bu canlının hareket etmesini sağlayan kasları, sinir hücreleri ve bir midesi var. Pek çok yöne hareket edebiliyor. Boğazında ise suyu sindirmesini sağlayacak binlerce hücre bulunuyor. Bu hücreler sayesinde su vücudunu kaplıyor ve sıvı bir iskelet oluşturarak canlının dik durmasını sağlıyor. Anemon kendini savunmaya hazır bir halde bekliyor. Bu canlının vücudunda yer alan sistemin detaylarını anlayabilmek için derin bir kimya ve biyoloji bilgisine ihtiyaç vardır. Hatta ürettikleri zehri biz insanlar ancak laboratuvarlarda yaptığımız analizlerle çözebiliriz. Üstelik bunu yapabilmek için de senelerce süren bir eğitimden geçeriz. Bu canlılarsa dünyaya geldikleri andan itibaren her ihtiyaç duyduklarında bu sistemi kullanarak kendilerini koruyabilirler. Onları kendilerini savunmalarını sağlayan bu özellikleriyle birlikte var eden, canlı cansız tüm varlıkları yaratan, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Ve tüm canlılar her an, her saniye Allah'ın kontrolündedir. Onun anından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur.